bir şey izleyelim mi? Merak ettim şunu. Bir karakter creation'a bakalım hızlı hızlı. There's some initial settings that you can choose for your character that just kind of get them into like the ballpark of what you Bunlar presetler. We knew a lot of people going right in are going to want it right away. You know it's güzel. So as part of kind of like Oğlum güzel gözüküyor. Oğlum güzel gözüküyor bu arada. Okay. So görsel olarak cidden güzel gözüken bu oyun. Your whole character together. Yeah, even within that, changing your pitch, the pitch. Bir de gameplay bakalım nasıl. Hogwarts'ta gitsin. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Luke and Brattleby here, who's in a younger year, but we kind of like that this that he's running things. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Really good opportunity about combat and combos in a big way. Dur, combat'ı görecektik. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. So we've set up a training dummy at the top. Now kind of just kind of fling to his basic shots. There are certain spells that the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts. R2'ye basarsan normal psiko büyü atıyor. R2'ye basılı tutarsan ekstra büyüler yapıyor. Asen diyor tarzında büyüler açılıyor. Not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds up to 4 additional ones so that you can slot up to 16 spells if you have in combat I need these events an understanding of how to juggle sen diyor çakıyorsun but also it reinforces akıyor pardon an understanding of another feature of the wheel which is their cooldowns so as you're casting spells just to make sure that you're not kötü gözükmüyor fight beklediğim kadar ben fight biliyorsunuz bunu ne zaman görsek bok gibi fight olacağını düşünüyordum beklediğimden daha güzel olmuş kombolama sistemi different things that allow you to kind of like juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between. Hala oyunu o kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Biraz zayıf olacağını düşünüyorum da. And that's how you access all those. Yeah. So this is. Evet, combo sistemi güzel olmuş. Awesome. Güzelmiş bu arada harbiden. And that's just against the dummy, but I mean, I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. Bu oyunda dark side düşebiliyor musun bilmiyorum ama dark magic atabiliyorsun. Evet, evet, evet diye böyle büyücü fışkırabiliyorsun. Challenge now. I think now we can pause the alarm. All right, here you in this case we're not we want that combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against them. So I can explain this with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters, and you also notice that your spells have different. Oh. So to help players understand. Biraz AI düzeltmişler lan. You gotta put them into brackets. So there are damage spells, there are force. AI amele gibi beklemiyor sadece. Forgetting the other one, all the control spells. Sonunda. Those things for the player, they wind up also being a color. Zorluğa göre de daha iyi saldırıyorlarsa. Evet, eskiden 3 şey gibiydi, Assassin's Creed 2 gibiydi. Bekliyordu herkes böyle. Bir kişi saldırıyordu, diğer 3 kişi böyle bekliyordu, duvara bakıyordu. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around. Down, what's going on? Bu arada soldaki mini map'i insta kaldırdım, öyle bir ayarı varsa. Net söylüyorum. Çok kötü bir yerde ve çok gereksiz o minimap. Hogwarts'ın ne yapayım minimap'i yani. Artık şey istiyorum abi. Bir de evet sol altta olması tilt etti. Ayrı tilt etti. Ne yaptı lan şeyden mi kaldı? Düş. Ha tamam. Bu arada güzel olmuş. Ben beğendim o arada şey kombatını.
Oyundaki en büyük eleştirim combat'tı zaten, başka bir dokuda görmedik şu ana kadar da. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty handily finish these other students off. Hoş gözüküyor yani. Arjun çok iyi 25 milyarmışsın, canımsın. En iyi haberim, hoş geldin. Yitbin çok iyi 23 milyarmışsın, canımsın. En iyi haberim, hoş geldin. Güzel almış bu arada, ben beğendim şeyi. Kombatı şu ana kadar. Diğer fazla şeylere çok bakmak istemiyorum. Başka videolar da var. Hogwarts'ı gezdikleri falan video var da. Onu izlemek şu yüzden istemiyorum. Oynarken gezdiğimde görebilmek isterim. Çok açıkçası. Bu arada soruyorsun için kombatı yok mu? Onu sen yapıyorsun işte, oyun göstermiyor sana. Onun amacı sen. Öşler ne zaman geliyor? Kader. Yüzü tarih yok. Bu oyunun tarihi mi? Bu Şubat tam ertelenmişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Aynen 10 Şubat 2023. Kaç para çıkar? O oyun mu? En son Warner Bros oyunu ne? Çıkmış. Gotham Knights 500'e çıkar. Dur bir dakika. Gotham Knights 70 dolar mı? 500'e çıkar. İmkanı yok. Yani daha 2 hafta önce çıkmış oyun üzerinden yorum yaparsak teknik olarak bunun mantıklı olması bu daha. Pahalı ayak uydurur. İşte diyorum ki. Yani 2 hafta önce, yani dümdüz spekülasyon yapmak yerine 2 hafta önce çıkmış oyunun üzerine yorum yapmak daha mantıklı. Yani dümdüz dataya göre konuşuyorum. Daha da fazla olabilir, belli olmaz ama dümdüz data bana bunu gösteriyor. Yani bundan ucuz olmaz. Bundan pahalı olabilir ama bence böyle olur. Yani dolar Şubat'a kadar uçmazsa o da olabilir. Bu arada. Dizisi olur mu? Olmaz. Bu oyun nasıl çoğunlukla oyun? Oyun kötü. Yani oyun kötü ama oyun iyi. Yani oyun ortalama. Kötü bir oyun değil. Sıkıntısı diğer Batman oyunlarıyla karşılaştırması. Ben biraz Shroud'dan izledim. Yani oyun o kadar, optimizasyonu konuşmuyorum. Optimizasyon bok gibi. O ayrı bir konu zaten de. Optimizasyona geçince oyunun kendisi keyifli. Optimizasyonu düzeltmişler bu arada. Bir iki update getirmişler. Komodu kötüydü. Abi oynamadınız. Dediğim gibi ben de oynamadım. Hiçbiriniz oynamadınız. Ama ben Shroud'u oynarken yaklaşık 20 saat izledim. Hani büyük ihtimalle hiçbiriniz bu oyunu 30 dakikadan fazla izlemediniz. Yani 30 saniye izlemekle yorum yapmayın. Yani oyundaki mesela side quest mantığı güzel. Birçok oyunda görmediğim en zevkli side quest mekaniklerden birisi var. Shroud oynadı, Shroud oyunu bitirdi bu arada. Bayağı bildiğin full artı full bitirdi. Yani şeyi çok zevkli. Side mesela diğer oyunlarında çalmasını istediğim bir tane özelliği var abi bu oyunun. Hani Spider-Man'de side quest'ler var ya, side quest'lerden kastım mesela araba şey oluyor. Araba kaçırıyorlar, araba yakalamaya çalışıyorsun filan. O sistem var ama onu daha iyi yapmışlar. Şöyle bir şey yapmışlar mesela. En başta sadece şurada isyan çıkarıyorlar, şerifleri döv tarzında yan görevler çıkıyor. Ondan sonra bazı böyle şey görevler yaparken ipuçları buluyorsun. Bu ipuçlarını şey işte Batcave'e gidip araştırdığın zaman da şeyi öğreniyorsun. Bunlar şey yapmış. Batcave'e gidince bunlar bu araba çalıyorlarmış. Arabayı da şu ekip çalıyormuş gibi böyle bir bilgi öğreniyorsun. Sonra yeni yan görevler açılıyor. Araba çalma yan görevleri açılıyor. Araba çalanları durduruyorsun. Bunu da araştırmalarla öğreniyorsun. Hani böyle dedektiflik yapıyorsun. Fikir evet, yani evolve olan side quest sistemi var ve çok güzel olmuş mesela. Fikir çok iyi. Ya oyunun güzel fikirleri var.
ama bok gibi yapmış bazı şeyleri. Yani üzücü kısmı o yüzden çoğunlukla olumlu oyun zaten. Hani oyunun temeli kötü değil. Sadece bazı şeyler bok gibi. En kötüsü de A noktasından B noktasına gitmek çok kötü. Yani oyundaki motor gördüğüm en kötü motor olabilir ve çok oyun oynadım. Motor hızlı gitmiyor. Hızlı gitmek yerine yanına çizgiler eklemişler. Aynı hızda gidiyorsun ama. Anime efekti eklemişler yani. Watch Dogs 2 bundan çok çok daha iyi. Net söylüyorum. Remedy Control 2 ile beraber. Remedy Control 2 daha yeni başlamışlar. Remedy şey yapıyor işte şu anda. Alan Wake 2 yapıyor. Başka bir şey yapıyor mu? Başta çıktı seneye göre iyiydi. Değildi. Değildi. Yarak gibiydi. Yok. Hemen abone olun.